Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere ÖABT sınavına nasıl hazırlandığımı anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT'de eski dil, eski edebiyat, yeni edebiyat, halk edebiyatı ve alan eğitimi olmak üzere 5 tane dersten sorumluyuz. Bu derslere nasıl hazırlandığımı teker teker anlatacağım. Eski dil dersiyle başlayalım. Arkadaşlar, ben daha önce söylemiştim. KPSS'ye 2020 ve 2021 yıllarında hazırlanmıştım. Yani eski dil dersine 2020'de ilk defa hazırlanmaya başladım. Bu derse ders çalışmaya başladığım ilk zamanlarda soru çözmede çok büyük problem yaşıyordum. Evet, konuyu çalışıyordum ancak iş soru çözmeye gelince sıkıntı yaşıyordum. Çok yanlışım çıkıyordum. Dedim yani bu iş böyle olmayacak. Başka bir çalışma yöntemi denemeliyim. Çünkü netlerimi arttırmam gerekiyor. Doğru sayımı arttırmam gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü eski dil dersi ÖABT'de en fazla soru sayısına sahip olan iki dersten biri, diğeri yeni edebiyat. Eski dil ve yeni edebiyat derslerinden 18'er soru geliyor. O yüzden arkadaşlar, bu iki ders üzerinde biraz daha fazla durmalıyız. Bu iki derse biraz daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Eski dilde arkadaşlar, ben şunu yaptım. Elimde Kadir Gümüş'ün video ders notu vardı. Evet, ÖABT'nin diğer derslerinde olduğu gibi ana kaynak olarak eski dil dersinde de elimde Kadir Gümüş'ün video ders notu vardı. Bu eski dil konularının, yani sözel kısımlarında Kadir Gümüş'ün video ders notundan faydalandım. Yani sözel kısımları derken şunu kastediyorum. Mesela Köktürk Türkçesinin genel özellikleriyle ilgili önce bir genel bilgi verilir, dönemlerle alakalı ya da Harezm Türkçesi ile alakalı önce bilgiler verilir. Ondan sonra bu dönemin dil özelliklerine geçilir. İşte bu dil özelliklerinde gramerde sorun yaşıyordum arkadaşlar. Ben de şöyle yaptım. Önüme 3 tane konu anlatımlı kitap koydum farklı yayınlardan. Ve bu farklı yayınlardan arkadaşlar notlar çıkardım. Yani grameri baştan yazdım arkadaşlar. Yani mesela Köktürk Türkçesi ile alakalı not oluşturdum. Ancak o kadar çok yazmışım ki sadece işte Çağatay Türkçesi mesela 20-30 sayfa bir notum var. Gramerle alakalı. Çok fazla yazdım. Aslında arkadaşlar, ben yazmayı çok doğru bulmuyorum bu sınava hazırlanırken. Yani KPSS'de. Çünkü kısıtlı bir zamanımız var. Sınava kadar bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yazmaktansa oturup soru çözmeyi daha doğru buluyorum. Ben sadece bunu eski dil dersinde yaptım arkadaşlar. Çünkü sıkıntı yaşıyordum. Okuyarak anlayamadım. Soru çözerek de sıkıntı yaşadım. Önce yazdım, notlarımı oluşturdum. Tabii anlayarak yazdım arkadaşlar. 3 farklı kitaptan hem okudum hem sonra kendi notlarımı oluşturdum. Tabii sadece yazmakla kalmadım. Ardından bol soru çözdüm. Yani piyasadaki bütün eski dil sorularına ulaşmaya çalıştım arkadaşlar. Çok fazla soru çözdüm. Sadece eski dil sorusunu çözmek için bile arkadaşlar soru bankası alıyordum. Belki diğer derslerini çözmemişimdir bile. Eski dilden çok fazla soru çözdüğümü söyleyebilirim sizlere. Tabii bununla birlikte arkadaşlar, sözel kısımları derken sözel kastettiğim bu sözel kısımlarına da karşımda birisi varmış gibi anlatmaya çalışırdım. Mesela Harezm Türkçesi ya da Çağatay Türkçesi dönemi eserleri, bu dönemde yazılan eserler, sanatçılar, bunları tabii ki bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. O şekilde hazırlandım. Arkadaşlar, eski dil dersi gerçekten çok önemli bir ders. 18 soru geliyor. Bu dersin üzerinde biraz daha fazla durmamız gerekiyor. Benim gerçek sınavda eski dilde bir tane boşum vardı sadece arkadaşlar. O soruyu da aslında doğru yapardım. Ancak yine de emin olamadığım için boş bırakmayı tercih etmiştim. Yani şunu söylemek istiyorum. Eski dile çalışırken bol soru çözmeye gayret gösterin. Çünkü hem eski dil dersleri hem yeni dil dersleri soru çözerek oturulacak dersler arkadaşlar. Evet, bu dersin gramer kısmını yazdım. Ancak üzerine soru çözmemiş olsaydım ben yine bu dersi yapamazdım arkadaşlar. Bol soru çözmek gerekiyor. Yeni edebiyata gelirsek arkadaşlar, yeni edebiyat da eski dil gibi 18 soru gelen bir ders. Bu ders de çok önemli. Çünkü çok fazla soru sayısına sahip. Bu derste de şöyle çalıştım arkadaşlar. Evet, elimde daha önce söylediğim gibi Kadir Gümüş'ün video ders notu vardı. Ana kitabı olarak bu kitaptan yararlandım.
Ancak ben sanatçıların eserlerini ezberlerken sorun yaşıyordum. Yani direkt olarak ezberlerken karışıyordu soru çözerken. Ben de şöyle yaptım. Tabii bu notlarımı arkadaşlar ben 2020 yılında hazırlamıştım. 2021'de oturup bir daha not yazmadım, yazarak çalışmadım. Bu notlar üzerinden tekrar ederek bol soru çözdüm. Mesela elimde Servet Fünun dönemi Türk Edebiyatı notum vardı. Sanatçı, bu dönemle alakalı kısa bilgiler veriyordum. Yani dönemin özellikleriyle alakalı önemli gördüğüm tabii ki. Ve bu sanatçıların eserlerini hikayeleştiriyordum arkadaşlar. Sanatçının özelliğiyle alakalı önemli gördüğüm kısa bilgiler ekliyordum ve sanatçının eserlerini hikayeleştiriyordum. Bunu Milli Edebiyat döneminde yaptım. Tecrübe dönemi Türk Edebiyatı ya da Cumhuriyet dönemi şiirinde Yedi Meşaleciler, Hisarcılar, Garipçiler şeklinde notlar oluşturdum arkadaşlar. Evet, ana kaynak olarak elimde Kadir Gümüş'ün video ders notu vardı ama genel tekrarlarımı bu notlar üzerinden yapıyordum arkadaşlar. Elimde böyle notlarım vardı. Allah nasip ederse arkadaşlar bu notlarımı kitap haline getirmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Çünkü çok emek sarf ettim. Hikayeleştirdim arkadaşlar sanatçıların eserlerini, çağrışım yöntemini kullandım. Bu şekilde çalışınca arkadaşlar bir sanatçının eserine 2-3 ay bile bakmamış olsam bile hikayeleştirdiğim için, bir şekilde bağlantı kurduğum için sorusunu çözebiliyordum arkadaşlar. Aklımda çok iyi kalıyordum. Ve arkadaşlar yeni edebiyatı okuyup geçmiyordum ben. Okudum Tanzimat dönemini bir kere kitaptan, ardından sorusunu çözmüyordum. Gerçekten sindire sindire gidiyordum. Elimde arkadaşlar benim yazı tahtam vardı. Tahta kalemini elime alırdım. Karşımda öğrencilerim varmış gibi bu dersleri anlatırdım. Yazardım tahtaya Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı. Başlardım anlatmaya. Hem birinci dönem, ikinci dönem, bu dönemin sanatçıları. Anlattığım zaman arkadaşlar gerçekten çok iyi anlıyordum. Evde arkadaşlarım varsa ve zorla onlara ders anlatırdım. Tamam, hadi Namık Kemal'i de anlatayım. Söz bırakacağım size. Söz kahvemizi içeceğiz şeklinde zorla onlara ders anlatırdım. Veya eşim evdeyse zorla oturturdum. Lütfen derdim. Bu konuyu da anlatayım. Söz serbest bırakacağım seni. Bu şekilde anlata anlata arkadaşlar bu dersleri sindirdim. Sindirerek ilerledim. Yani okumakla bırakmadım arkadaşlar bu dersim. Ve şöyle yaptım. Yeni edebiyatta arkadaşlar. Evet, kitap ana kaynak olarak Kadir Gümüş'ten yararlanıyordum ama bu kağıtlar arkadaşlar, oluşturduğum notlarımı haftalık veya 2 haftada bir mutlaka tekrar ediyordum. Çünkü kitaptan tekrar yapmak çok zamanımı alıyordu ama bu notlar gerçekten çok işime yaradı arkadaşlar. Yeni edebiyata da bu şekilde çalıştım. Gelelim eski edebiyata. Eski edebiyatta da arkadaşlar, yeni edebiyatta yaptığım gibi aynı şekilde hikayeleştirme yöntemine gittim. Yani notlar oluşturdum kendime. Bu demek oluyor ki arkadaşlar, kitabı baştan aşağı yazmadım ben. Mesela 17. yüzyıl Türk edebiyatı şeklinde elimde notum vardı. Bu dönemle alakalı önemli gördüğüm birkaç bilgi ekledim ve sanatçıların eserlerini hikayeleştirdim. 17. yüzyıla aitti sadece o kağıtlardaki notlar, o kağıtlarda yazan sanatçılar. Hikayeleştirdikten sonra arkadaşlar sanatçının özelliğiyle alakalı önemli gördüğüm bilgiler de ekledim tabii ki. Ve ara ara bu notları tekrar ediyordum. Elimde işte 15. yüzyıl Türk Edebiyatı, 16. yüzyıl, 17, 18 şeklinde notlarım vardı arkadaşlar. Bu şekilde düzenli bir şekilde notlar oluşturdum ve tekrarlarımı yapıyordum. Yeni edebiyatta yaptığım gibi sanatçıların eserlerini eski edebiyatta da hikayeleştirdim. Aksi takdirde arkadaşlar ben direkt olarak bir sanatçının eserini ezberlediğim zaman aklımda kalmıyordu. Bazı arkadaşlarımız hikayeleştirmeden direkt olarak aklında kalıyor olabilir. Herkesin çalışma şekli tabii ki farklıdır. Ben bu şekilde öğreniyordum arkadaşlar. Ve bu şekilde de unutmuyordum. Eski edebiyatta arkadaşlar bir diğer önemli konu ise beyit şerhlerim. Biliyorsunuz ki sınavda bir beyitten mutlaka aruz kalıbı ile ilgili bir tane soru geliyor. Hatta 2-3 tane soru gelebiliyor arkadaşlar. Günümüz Türkçesinde aktarımından soru geliyor. Söz sanatlarından mutlaka soru geliyor. Neredeyse bir beyit şerhinden arkadaşlar sınavda 4-5 ya da 3-4 tane soru geliyor. Yani bu konu gerçekten önemli bir konu.
Bunu da şu şekilde hallettim. Günde arkadaşlar 2 tane beyit tahlil etmeye çalışırdım. Yani beyit tahlilinden kastım şu. Bir beyitin aruz kalıbını bulmam, söz sanatlarını bulmam, günümüz Türkçesini aktarımım, İşte bu beytin şerhi şeklinde beyitleri tahlil ederdim. Ve bunu yaparken arkadaşlar küçük bir not defterim vardı. Bu beyitlerde gördüğüm kelimeleri not defterime not ederdim arkadaşlar. Çünkü kelime bilgisi gerçekten çok önemli. Kelimeyi bilmeden günümüz Türkçesini aktarımını yapmak gerçekten çok zor. Siz de eğer çıkmış sorulara bakarsanız arkadaşlar bu günümüz Türkçesinde aktarımında şıklar birbirine çok benziyor. Kelime bilmeden yani o soruyu yapmak gerçekten çok zor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde not defterime kelimelerin anlamlarını yazardım. Gece yatmadan önce ya da boş zamanlarımda bu kelimelere bakardım arkadaşlar. Yani yakın zamanda da arkadaşlar bu beyit tahlili videoları hazırlamayı düşünüyorum haftalık olarak. Gerçekten işinize yarayacağını düşünüyordum. Nasıl bir beyti tahlil ediyorsam o şekilde videosunu hazırlamayı düşünüyorum. Eğer o videoları takip ederseniz gerçekten işinize yarayacaktır, faydasını göreceksinizdir arkadaşlar. Çünkü bu konu gerçekten önemli. Neredeyse 3-4 tane soru geliyor ÖABT'de. Kısacası arkadaşlar eski edebiyata da bu şekilde hazırlandım. Hazırlandığımı söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar bir beytin aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir beytin aruz kalıbını bulma konusunda bazı arkadaşlarımız ciddi sıkıntılar yaşıyormuş. Aslında arkadaşlar aruz kalıbı bulma gerçekten çok kolay. Üniversitedeyken de ben çok severdim aruz kalıbı bulmayı. Gözümüzde korkuttuğumuz kadar zor bir konu değil. Nasıl bulacağımızı öğrendikten sonra siz de fark edeceksiniz ki evet boşu boşuna bu kadar korkmuşum. Aruz kalıbı bulma gerçekten çok kolaymış diyeceksiniz. Ve zaman içerisinde de seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de video hazırlamayı düşünüyorum. Aruz kalıbını bir de benden dinleyin bakalım arkadaşlar. Gelelim halk edebiyatı dersine. Halk edebiyatında da arkadaşlar, evet Kadir Gümüş'ün video ders notu vardı elimde. Oradan çalıştım. Ama ara ara arkadaşlar, buradaki bu dersin sanatçılarını da arkadaşlar, işte dini tasavvufi Türk edebiyatı sanatçıları ya da aşık tarzı Türk edebiyatı sanatçıları şeklinde hikayeleştirme yoluna gittim arkadaşlar. O şekilde aklımda kalıyordu çünkü. Halk edebiyatında da bu yöntemden faydalandım. Tabii ki arkadaşlar halk edebiyatını çalışırken de ben okuyup geçmiyordum. Mesela aşık tarzı Türk edebiyatı. Yine dediğim gibi yeni edebiyatta yaptığım gibi alırdım elime tahta kalemini. Ayağa kalkardım. Aşık tarzı Türk edebiyatının dönem özelliklerini anlatırdım. Aşıklar hakkında bahsederdim. Cönkler hakkında karşımda birisi varmış gibi bu konuları anlatırdım arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde çalışarak ben bu neti elde ettim. Çünkü arkadaşlar eğer bir kitaba bakmadan o konuyu anlatabiliyorsanız o konuyu öğrenmişsinizdir demektir. Bu şekilde ilerlerseniz eğer gerçekten faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Konuları sindire sindire gidin. Okuyup yani bir okumakla kalmayın arkadaşlar. İyicene öğrenin. Çünkü zaten bu dersler bizim alanımız arkadaşlar. Diğer derslerde belki hani anlatarak gitmeyebilirsiniz. Okuyarak da anlıyor olabilirsiniz. Ama ÖABT'yi iyi bilmemiz gerekiyor. Hem çok fazla getirisi var. Yani bu sınava P121 puanla %50 getirisi var. Hem de bu bizim alanımız, zaten bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Halk edebiyatına da bu şekilde çalıştım arkadaşlar. Alan eğitimine gelecek olursak, alan eğitiminden problem yaşayan arkadaşlarımız vardır. Ama arkadaşlar alan eğitimine çok fazla çalıştığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü ne hikmetse bu dersi iyi yapabiliyorum arkadaşlar. Mesela 2020 yılında ben alan eğitimine hiç çalışmamıştım arkadaşlar. Ve sınavda 59 netim vardı. Bu 59 netin 15 tanesini alan eğitimini oluşturuyordu. 15'te 15 yapmıştım. İyi yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar alan eğitiminin. 2021'de ise arkadaşlar bir tane yanlışım vardı. Boşum da olması gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Eğer denemelerde yaptığım sorularla kaldım arkadaşlar. Bir de öğretim programını okumuştum. Ama eğer gerçekten sıkıntı yaşıyorsanız bu dersten bir konu anlatımlı kitaptan ya da bir hocadan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ben gerek duymadım çünkü yapabiliyordum bu dersim, iyiydim.
öğretim programını okudum sınava girmeden önce arkadaşlar. Bu şekilde ilerledim. Alan eğitiminde bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ancak ÖABT ile ilgili şunu söyleyebilirim. Ben 2020 ve 2021 yıllarında hazırlandım bu sınava arkadaşlar. 2020'de bu notlarımı oluşturdum. Ancak çok fazla soru ve deneme çözmemiştim. 2020 yılında ÖABT'den 59 netim vardı arkadaşlar benim ve bu neti şöyle yaptım. Evet, notlarımı oluşturdum. Konu olarak da çalıştım ama çok fazla soru ve deneme çözmemiştim. Genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavından sonra ÖABT'ye kadar 15 günlük bir süremiz vardı. Bu 15 gün boyunca arkadaşlar sabah 6'da kalkıp gece 11'e kadar, sabah işte öğleye kadar işte 1'e 2'ye kadar 4-5 tane deneme çözdüm arkadaşlar günde. Akşamları konu tekrarı yaptım. Soru bankasından da soru çözmeye çalıştım. Yani 15 gün boyunca neredeyse 40'tan fazla deneme çözdüm. Ve sınavda 59 net yaptım. Yani şunu söylemek istiyorum. Deneme çözmek gerçekten çok önemli. 2021'de ise arkadaşlar konularımı zaten geçen yıl hallettiğim için, bildiğim için konu tekrarı yaparak ve bol deneme çözerek ilerledim arkadaşlar bu sınavda. Yani deneme çözmek gerçekten önemli. Eğitim bilimleriyle birlikte günde bir tane de ÖABT denemesi mutlaka çözerdim. Çünkü arkadaşlar bu sınav gerçekten denemelerle kazanılıyormuş. Bunu gördüm. Ben çok fazla deneme çözdüm. Eğer ikinci yılınızsa deneme çözmek için kesinlikle beklemeyin. Piyasadaki bulabildiğiniz tüm ÖABT denemelerine ulaşmaya çalışın. Bence arkadaşlar. Çünkü gerçekten soru çözmek bu sınavda çok önemli arkadaşlar. Gözünüzde bu kadar büyütmeyin. Konu iyice öğrendikten sonra ardından sorusunu çözün. Ve denemelerle de bu çalışmanızı tamamlayın arkadaşlar. Göreceksiniz ki çok iyi netler yapabiliyorsunuz. Bu dersleri başarabildiğinizin farkına varacaksınız. Gözünüzde bu kadar büyütmeyin. Umarım arkadaşlar size birazcık da olsa faydam dokunabilmiştir. Doğru çalışmayla, sistemli çalışmayla bu sınav gerçekten kazanılabiliyor arkadaşlar. Kendinize güvenin, doğru çalışın, başarabildiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.